Merhabalar, bugün 2 Haziran Perşembe günü. Evet, ay bugün de Yengeç Burcu'ndaki yolculuğuna devam ediyor. Yani nedir? Evimize, yuvamıza odaklanmak, evimize yapılacak tadilatlara, sevdiklerimizle ilgili durumlarda daha böyle alaka göstermek açısından uygun bir zaman dilimi. Tabii ki dünkü yorumları da tekrar dinlerseniz o yorumlara ek olarak yorum yapıyorum çünkü ertesi günlerde. Dedik ya, sevdiklerimizle alakalı böyle güzel zamanlar geçirebiliriz. Bir kere zaten ruhsal inişler çıkışlar yaşayabileceğimiz için ay yengeçteyken biraz moral ve motivasyonda bazen düşüklükler yaşanabileceği gibi böyle bir durumlar olabileceği için de isyan etme raddesine bile ne yapabiliriz? Geçebiliriz. Bu da gerek iş yerinde, gerek aile bireylerimizle bazı ufak çaplı krizlere neden olabilir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Duygularımızı kontrol altında tutmayı öğreniyoruz. Evet, şimdi bir de Ay ve Jüpiter arasında oluşan bir kare açı mevcut. Jüpiter'in bize vereceği o rahatlama, genişleme, huzur duygusuna Ay'dan aldığı o kare açının enerjisiyle biraz kayıtsızlık olarak yansıma yapabilir. Bu da ne yapar? Hedeflerimize ulaşmak için ve bazı durumları da kontrol altında tutabilmek için öz disiplin geliştirmemiz gerektiğini bize anlatmaya çalışıyor. Ayrıca bu dönem fazla para harcamayı, ne bileyim böyle tutarsız bir şekilde parayı çarçur etmeyi de yanında getirebilir bu enerji. Risk almak bu dönemde biraz sakıncalı olabilir. Çünkü aslında aşırı risk alırken para kaybedebiliriz. Şimdi bir de burada Satürn'ün Ay'a yapmış olduğu bir üçgen açı var. Bu ne biliyor musunuz? Duygularımızı çok kolay ifade edemeyecek olmamızı tetikleyebilir. Satürn ne yapar? Sınırlar, kısıtlar, Ay duygularımızı anlatıyor. Ne yapar? Duygularımız ve düşüncelerimizde birazcık kısıtlama yaşayabiliriz. Ama sonuçta Satürn nedir? Olgundur, değil mi? Disiplinlidir. Bu bizim olgun düşünmemizi de sağlayacaktır. Aslında bu durum bizim hayata bugünlerde daha temkinli ve sağduyulu yaklaşmamızın anlamına da gelebilir. Eğer bu dönemde bir iş başlatırsak, sorumluluk almaktan çekinmeyeceğimiz için kesinlikle işi başarıyla sonuçlandırabiliriz. Çünkü bu açı aynı zamanda sabır ve dayanıklılığı da bize verecektir. Maddi konularda da kontrollü davranmak, ne bileyim böyle uzun soluklu bir başarı için zaten biliyorsunuz gerekli ama duygusal anlamda bir parça çekingen olabiliriz. Bir de Uranüs'ün devrede olduğu bir açı var. Bu Uranüs'ün de devrede olduğunu hesaba katacak olursak, özgürlük ihtiyacımız ve bu çekingen ruh halin arasında sıkışmışlık yaşayabiliriz. Bu da ne yapar? Bizim hakemliğimizle sonuçlanır. Yani duygularımız ve mantığımız arasında kaldığımızda hakemliğini kim yapacak? Biz yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? Almamız gereken kararlar, duygularımız almamız gereken kararsa mantığımıza, mantığımız almamız gereken kararsa duygularımıza danışmayacağız. Ancak bu şekilde hakemlik yapabiliriz. Sevgilerimle.